Selamun aleyküm değerli izleyenler. Ekonomik Boyut programıyla bu haftada karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada ekonomide öne çıkan başlıkları sizler için hocamla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam gündem sıcak, başlıklar çok. Biz hemen başlayalım. Sizden ilk önce kurda ciddi bir hareketlilik var. Özellikle hem seçimden sonra hem de Sayın Bakan Albayrak'ın reform paketinden sonra da bir yükseliş gerçekleşti. Kurdaki bu hareketliliğin sebebi nedir? Zaten o kurdaki hareketlilik beklenen bir hareketlilik. Yani enflasyon kadar değer alıyor kur. Yani devam ediyor değeri. Yurt dışı piyasalardaki doların güçlü seyri biraz da bu tarafı arttırdı. Emtia fiyatlarının artması, petrol fiyatının 72 dolara yükselmesi, Çin'deki bazı verilerin gelmesi. Siyasi bir takım şeyler de bu riskleri ortaya çıkarıyor ve kurda bir artış var. 5.80'leri aşıyor. Evet. Direnç noktası 5.85-5.90 civarında. Oradan aşağı gelebilir, satışlar başlayabilir. Merkez Bankası bunu izliyor, dikkatli bir şekilde izliyor. Tabii burada çok önemli bir gösterge faizin artıp artmayacağı. 25 Nisan'a gözler dikildi yine. 25 Nisan'da Merkez Bankası Para Piyasa Kurulu ne yapacak, ne şekilde hareket edecek? Faizler konusunda zaten indirim yapacağını ben tahmin etmiyorum. Genel faizleri. Dolayısıyla bir düşüklük yapabilir mi, arttırabilir mi, özür dilerim. Arttırabilir gibime geliyor. Küçük bir bas puan oynatabilir. Bekliyorlar, kendi seyri içinde takip ediyor. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Sayın Çetinkaya da sürekli biz gündemi takip ediyoruz. Olan seyirde olan hareketleri ona göre tedbirimizi alıyoruz. Beklenen bir seyir bu, evet. Gelecektir. Yani kurun alması gereken bir değer var, o değeri alır para piyasaları ama biraz da spekülatif bazı şeyler de oluyor. Hepimizin bildiği siyasi gelişmelerde bu riskleri bazen ortaya çıkarıyor. Özellikle bu S-400 krizi. O var zaten. Onu finans piyasası özellikle yorumluyor. İki tane yorumladığı bir kesim var. Yani bizler ona bakıyoruz. Bir, S-400'deki sıkıntının yaptırımlar getirebileceği, dolayısıyla dolarizasyonda biraz hareket sağlanabileceği. İki, seçimlerle ilgili sıkıntı var. Yine seçimlerin sonuçlanmaması, itiraz süreçleri. Bunlar piyasadaki bir takım olumsuzluklar. Güven ortamını sarsınca para piyasaları emniyet tedbiri olarak yatırım araçlarını kendine göre seçebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de yabancı para ve dolardır genellikle. Dolar üzerinden yatırım aracı. Tehlikeli bir nokta olarak şu var. Türkiye şu anda toplam mevduatın %52'si dolar vaziyete gelmiş bankacılık sisteminde. Demek ki insanlar şeye çok güvenmiyor. Yani ileriye dönük bir artış beklentisi yine kuvvetlenmiş. Evet. Dolar biriktirme konusunda ısrarlı Türk halkı. %50'yi aşan orana geldiyse burada bir sıkıntı var demektir. Artacak mı? Ben normal seyrinde enflasyon kadar değerini alacak. Bugün enflasyonu %17 civarında yorumlarsanız yıl sonuna kadar da zaten Merkez Bankası beklenti anketinde dolarizasyonda %10-15 gibi kur farkı olacağı gayet normaldir. O piyasanın gereğidir zaten. Evet hocam. Hocam açıklanan bazı oranlar var. Bu yılın ilk işsizlik oranı açıklandı. Evet, Ocak ayı işsizlik oranı açıklandı. %14,7. Evet. Ciddi bir oran. Genç işsizlik oranı da tabii yüksek. %26,7. Evet. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onları değerlendireceğiz. Bir programda da detaylı konuşacağız ama bugünkü programda asıl önemli olan işsizlik tabii ki çok önemli. 14,7'ye yükselmiş. Önemli bir rakam. Genç işsizler oranı giderek artıyor. Zaten genel bir değerlendirmeye bakarsak şunu görürüz. 2018'in ikinci yarısından sonra iki tane sektörde çok önemli düşüklük var genel anlamda. Bir tanesi sanayi, bir tanesi inşaat. İki sektör aşağı düştü. Bunlar düştüğü zaman işsizlik artar. Ve bunlar da Türkiye'nin lokomotifi. Lokomotifi ve dünyanın her tarafında lokomotiftir bunlar. Bizde inşaat daha öne geçmişti. Yani 2018'in o krizin başladığı dönemlerden bu yana doğru şeyine bakarsanız trendine inşaatta ciddi bir düşüş var ve inşaat istihdamı organize eden bir sektördür. Yani istihdam yaratır. İnşaata bağlı ve buna bağlı sektörlerin sürekli hareketlendiğini görürsünüz. Çünkü bir inşaat 3-4 sektörü hareketlendiriyor. Kahverengi, beyaz eşya, otomotiv, diğerleri, ithal sektörü hepsini hareketlendiriyor. İnşaat düşerse bunlar düşüyor. Yani Türkiye'nin genel ekonomik seyrine bakın. 1980'lerden sonra da o politikacıların izlediği seyirlerde hep bunu görmüşsünüzdür. İnşaat sektörüne yatırım yapalım. Bayındırlık hizmetlerini artıralım. Orada istihdam yaratalım. İşsizliği biraz aşağı çekebiliriz. İki tane lokomotif sektör geldi Türkiye'ye o dönemlerde. 85'lerdeki liberal ekonomiye biz geçerken tekstil sektörünü verdiler. Tekstil sektörüne biz atladık üzerine zaten tekstil ülkesi olalım diye. Maalesef ki benim hiç katılmadığım, hep yorumladığım, eleştirdiğim bir sektördü. Tamam istihdam yarattı.
yarattı, kabul ediyorum. Ancak doldur boşalt sistemi yaptınız. Yani taşıma suyla değirmen çevirdik biz. Evet. O da doğru bir yöntem olmadı. Çünkü hep ithalatçı oldunuz. Makineyi ithal ettik, makine kurduk. Köylüyü köyden çıkardık, kırsaldan kente doğru attık, düğmeleri gösterdik, bastırdık, ustabaşı yaptık. Bu bir sektör değil bana göre. Sektör istihdam yarattı, istihdamı düzeltti ama palyatifti. Bakın 94'te kafamıza patladı büyük bir enflasyonla. Şimdi tekstil sektörünü sanayi tarafına dönmek lazım. Sanayi midir? Onun tartışması hep yapıyorum. Ben konuştuğum zaman bazen tepkiler alabiliyorum bu konuşmamda. Tekstil sanayidir, evet sanayidir, ancak siz makinalarını yaparsanız. Makineleri biz yapmadık, üzgünüm ki. Makineler hep yurt dışından geldi. Biraz daha fason... Fason biraz daha değil, tam anlamıyla fason sektörü. İnşaat da aynısı. Yani iki tane sektör düşüyorsa ciddi şekilde istihdam sorunu başınıza çıkar demektir. İnşaatla biz gazladık gittik, iyi yere geldik. Dikey büyüdük hatta, evet. Tepelere doğru kulelerle büyüdük. Bu arada gene kırsaldan kente doğru bir göç oldu. İnşaatçı, işte işçi aldık. İşçileri aldık, oralarda çalıştırdık. Teknoloji geldi, evet işçiye az ihtiyaç var ama yine el işi, el becerisi o sektörlerde ciddi bir değer ürettik. Örneğin fayansçısı, sıvacısı, karton piyercisi iş buldu kendine. Bu düştüğü zaman işsizlik verileri çok yukarı doğru çıkıyor. İnşaat sektörünü bütün politikacılar öne alırlar. Yani Türkiye'de de öne alınmıştır. Şunu yapmışlardı, biz inşaatı destekleyelim, bayındırlık yatırımı yapalım. Toplu konut projeleri, TOKİ'nin girdiği projeler hep inşaatı destekler nitelikte geldi. İstihdamı biraz çözdük. Bu düşünce 14,5'luk oran geldi. Yani aslında biraz şunu da anlıyoruz herhalde hocam. Ben bütün ekonomik değerlendirmelerde, ekonomistlerin yaptığı değerlendirmelerde yani inşaat sektöründeki bu düşüş ekonomiyi kötü etkiledi. İşsizlik arttı. Tabii, işte bunun dışında alt sektörler kötü etkilendi, iflas edenler oldu. Yani biz Türkiye olarak tek bir sektöre sıkışmış bir görüntü mü veriyoruz? Verdik sana? Evet maalesef ki. Yani benim hep ekonomideki gelişmeyi şöyle yorumlarız. Bütün ekonomistler aynı şeyle. Üretici olacaksınız. Yani ne üreticisi olacaksınız? Katma değer yaratan ürün yapacaksınız. İnşaat katma değer yaratıyor. Evet kabul. Ancak geçici katma değer yaratıyor. Yani bugün bir binayı yaptığınız zaman, içini doldurduğunuz zaman tekstilinden tutun, beyaz ve kahverengi eşyasına kadar önemli bir katma değer yaratıyor. Kabul ediyorum onu. Ancak bu geçici bir katma değerdir. Yani bir takım yerleri çalıştırır geriye dönük olarak. Ve ithal ikamesi de çok yüksek olan bir sektör. Yani ham madde olarak çimento kullanıyorsunuz. Evet. Orijinalle bakın çimentonun ithal tarafı enerji ve diğer giderler olarak ithal tarafı yine yüksekti. Demir... Aynı şekilde ithalat yapıyorsunuz. Büyük oranda ithalat var. Şimdi inşaatı bunlarla beyaz eşya ve kahverengi eşyaya girdiğiniz zaman tamam burada üretiyoruz. Bunlar yani sektörleri çok fazla harekete geçirmezler, kalıcıdır. İnşaat düştüğü anda bunlar da düşüyor. Evet. Ve buna bağlı otomotiv de geliyor. Otomotiv de biz tamam üreticiyiz ama kendi malımızı yapamıyoruz. İthal ediyoruz. Bir ev, yeni bir ev yapıldığı zaman altına garaj yapıyorsunuz. O kitlenin olduğu yere yol yapmanız gerekiyor. Yeni ilave yollar yapılması gerekiyor büyük sitelerde, kentsel dönüşümlerde yapılıyor bunlar. İlave yol demek ilave araba gelecek demektir oraya. Büyük 12 katlı evi yıkıyorsunuz, 10 kat yapıyorsunuz. 2 tane aile yaşarken 100 kişi yaşıyor, 50 tane otomobil giriyor, 50 buzdolabı giriyor, 50 çamaşır makinesi ve ciddi bir şey yaratıyor arkada. İnşaat böyle bir sektör. Bu olunca tabii bunu besleyici sektörlerde düşüyor aşağıya. Yani bugün inşaat düştüğü zaman biz düşer miyiz? Düşeriz tabii. Yani bugün bütçe verilerine bakın. İnşaattan vergisel sistemlere bakın. Türkiye onu biraz düzeltti. Yani KDV'li inşaat satışı. Dolaylı olarak yani inşaat öyle kenara atılacak bir sektör değil. Bir de yapsatçılara çok önemli para kazandıran bir sektör oldu. Yani kazansınlar, hiç paralarında gözümüz yok. Yani %200-300 kazansınlar. Onların şöyle bir döngüsü var. Uzun süreli enflasyonist beklentilerle sermaye yapısı güçlü olan müteahhit gibi kişiler bekleyebiliyorlar. Bir yıl, iki yıl bekleyebiliyor. Enflasyonist ortamda gayrimenkul fiyat artışlarından yararlanıyorlar. Ama bu yapılmazsa tabii ki işçi sayısı düşmüş oluyor. Yani buradan baktığınız zaman şöyle bir genel bir değerlendirme yaptığımız zaman bu iki sektörün düşüklük tarafında bir inşaatta bu. Sanayi tarafı niye düştü? 2018'in ikinci yarısında malum hepimizin yaşadığı kriz. Sıkıntı, kriz yoktu vardır tartışması hiç yapmıyorum. Bir programda konuşacağız onu. Yani krizin şirketlere getirdiği sıkıntı var. Bugün dolar kurlarının, döviz kurlarının ve özellikle doların aşırı artışı işte Ağustos ayından beri bugüne kadar getirilen bütün olayları bugüne kadar gelen enflasyon dahil olmak üzere tetikledi ve üfe oranını ilk vuruşta %56'lara çıkardı. Üretici fiyat enflasyonu yukarı çıktığı zaman
bunu aşağı düşüremezseniz tehlike boyutları geliyor. Bu iki şeye vurur. Bir tanesi ürettiğiniz malı yüksek fiyatlı satmak zorunda kalırsınız. Koyarsınız vitrine, satamazsınız. Çıkış noktanız daralır. Satış zorlukları başlar. Vatandaşın alamama sorunları başlar. Ve bunlar enflasyonla tetiklendiği zaman vatandaş alımı geriletir. Gerilettiği zaman da şirketler düşer. Geriye doğru döner. Yani bugün dönüyor. Bugün iş sahibi diyor ki ben işte 30 işçi çalıştırıyorum. 30 işçi çarpı maaşlar diğer genel giderleriyle beraber toplam nakit çıkışlarına baktığın zaman bir işletmenin çok önemli bir rakam çıkıyor karşısına. Evet. Diyor ki ben bunları mı besleyeyim? Mal da satamıyorum, yapamıyorum. Zaten yapıları çok güçlü değil. Önümüzdeki programda onu konuşacağız. İşletme sermaye yapıları çok güçlü olmadığı için ve de dış kaynakla beslendikleri için işletmeler küt diye düşüyorlar. Düşünce ilk yapacakları şey nedir? İşçiyi çıkarmak. İşte yeni ekonomik reform paketinde kıdem tazminatı sorunu ele alınmasının sebeplerinden biri bu. Hocam pakete geçeceğiz ama şunu da yorumlasanız. Sanayi üretimi de yıllık bazda %5,1 daralmış. Gerçi anlattınız az çok. Anlattım az çok buydu işte. Evet. Hocam piyasaların beklediği bir paket vardı. Reform paketi, yeni ekonomik reform paketi. Sayın Bakan Albayrak açıkladı. Birçok başlık var. Biz başlık başlık size soralım, değerlendirmelerinizi alalım. Pakette özellikle öne çıkan başlıklardan bir tanesi bankacılık sektörüyle ilgili düzenlemeler. Yani o çok önemli tabii. Yani Türkiye'de bankacılık sektörü, Türkiye'de de dünyanın her tarafında bankacılık sektörü çok önemli bir sektördür. Yani paranızın tutulduğu yer orasıysa ona çok dikkatli bakmanız lazım. Türk bankacılık sistemi 2001 bu reform paketleriyle, yani o anda işte bizim çok sıkıntılı olduğumuz 2001 krizinden sonraki süreçte BDDK'nın yapılanması ve ciddi şekilde bankaların sermaye yapılarının denetlenmesi ve bunun sisteme adapte edilmesi konusunda BDDK Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu çok önemli girişimler yaptı. Sağ olsunlar, yani önemli bir yapılanma yaptılar. Mesela o dönem hatırlayın 13 banka battı, fona devredildi. Bunların sonucunda ciddi sıkıntılar çıktı, işsizlik çıktı. O arada bir sürü beyaz yaka işsiz kaldı. Şimdi bankalar karlı işletmeler, evet doğru. Ancak sermaye yapılarının çok güzel yönlendirilmesi gerekir. Türkiye'de sermaye yapıları güçlü diye görünüyor. Geçen aydı bir önemli bir kuruluş, reyting kuruluşu, finansal reyting kuruluşu Türk bankacılık sistemi stres testinden geçti diye raporunu yayınladı. Hakikaten fena değiliz. Bizde öz varlık yeterlik, sermaye yeterlik rasyosu denilen bir oran var. Rasyo kelimesi hep kullanırız finansçılar. Bir orandır o. Oran yüksek bizde, kötü değil. Yani Avrupa Birliği'nde 8 kabul edilen yeterlilik oranı bizde 12-13 civarlarında geliyor. Ve onu çıtayı yüksek tutuyor BDDK. Bu arada tabii sermayenin çok güçlendirilmesi var. Oradaki sıkıntı şu. Geçen Sayın Bakan bu reform paketini sunarken %4 civarında gecikmiş alacakları var bankaların dedi. %4 gecikmiş alacak önemli bir rakamdır. 6'ya kadar tahammül şeyi var dedi. Önemli bir 6. Ben çok katılmıyorum. 6 çok riskli bir, yoran bir şeydir. Yani rakamdır %6. Bankaların sıkıntısı var, evet. Ya bankacıları, yani bankaların geri alamadığı krediler. Alamadığı krediler, gecikmiş alacaklar. Ama krediler. Şöyle bir tespit de var. BDDK söylüyor ki, şunu diyor. Yani biz bankacılık sektöründe tamam bunları söylüyoruz, sıkıntı var. Ancak geri alınamayan, yani tahsili gecikmiş alacak diye tabir edilen alacakların büyük bir oranda da teminata bağlı olduğunu görürsünüz diyor. O da BDDK'nın açıklamalarıyla. Yapılandırıldığı söyleniyor. Yapılandırıldığı söyleniyor. Kötü alacaklarla arındığı. Zaten bankalar onlara karşılık ayırmak zorunda. Yani karşılık ayırıyorlar. Nakit karşılıktır bu. Bir de getiriyorlar, yatırıyorlar bedellerini. Ama onun tabii çok sistemleri var. Yani kötü alacakları da bankalar belirli bir şey karşılığında satıyorlar. O varlık fonlarına, varlık yönetim şirketleri vardır. Oraları devredebiliyorlar onları. Şimdi orada çok önemli şey olarak birinci planda zaten Sayın Bakan konuşurken hep ona atıf yaptı, onu vurguladı. Bankacılık, finans sektörüyle ilgili çok yapısal reformlar ve düzenlemeler yapacağız. Özellikle sermaye yapılarında. Sermaye yapılarına girdiği zaman demek ki sermayelerde biraz erozyon var. Bazı bankaların temettü dağıtmasını da yasakladılar bu arada. Yani temettü dağıtmayın, kar vermeyin. Çok büyük bir bankanın yaptılar bunu. Şimdilik otofinansmanla dönün sizin temettü dağıtma. BDDK müdahale ediyor, kabul ediyorum. Etmesi de gerekir mi? Evet. Çünkü 2008 krizi dünyada bankacılık sisteminden çıktı.
Lehman Brothers'lar, Amerika'da mortgage skandalları, hep oralardan geldi o kriz. Ve devletler üstlendi o bankaları. İngiltere'de, Almanya'da büyük bankalar battı. Batırmadılar, devlet gitti, sermaye yapılarına iştirak etti ve toparladı. Çünkü halk bankacılık sisteminden endişe ederse felaket geldi demektir. Evet. Allah korusun. Yani bankacılık sistemimiz çok kötü değil. Ama kredi hacmi, tahsil gecikmiş alacakların işte toparlanması, geri ödemelerinde sorun beklenmeyen alacakların tanımlanması, bunlar çok önemli hale getirildi. Yakın izlemelerde kredi oranlarını da tedbir almaya çalışıyorlar. 276 milyar TL gibi bir yakın izlemede olan bir kredi olayı var. Bu bankacılığın toplam bu kredi hacmi içinde %11 seviyelerinde bu. Yani yakın izleme şunu gösteriyor. Her an tehlikeye gidebilir. 276 milyar liralık bir izlenecek bir şey var. Bunların içinde büyük grupların yapılandırmaları var. Bu önemli bir göstergeydi. Bunu ele aldılar. Özellikle yapılandırma konusunda da Sayın Bakan dedi ki 107 milyar liralık kısmının yapılandırıldığını belirtti. 107 milyar bu. 276 milyarın yani yarısı yapılandırıldı. Sorunsuz olarak gidiyor. Bunun içine büyük Türkiye'deki büyük gruplar var. Mart sonu itibariyle gecikmiş alacaklar rakamı 106 milyar lira. Bu gecikmiş alacakların kredi oranı %4.2, önemli bir rakam. 106 milyar lira tahsil gecikmiş alacakların da 72 milyar lira seviyesine tüm bankacılık sisteminde özel karşılık ayrıldığını da belirttiler. Bunlar kötü değil. Yani risk oluşturmayacağını öngörüyoruz dediler. Onlar söylüyor, biz bakıyoruz, finans piyasaları takip ediyor. Sektörün daha dirençli hale getirilmesi çok önemli. Burada alınacak tedbir de şudur. Sermaye, söylediğim gibi sermaye yeterlik oranını çok güçlendirmesi lazım. Yani bankalar özellikle sermaye konusunda ciddi yatırım yapacaklar. Sermayeyi güçlendirecekler ki halka güven versinler. Çünkü eskisi gibi de şey değil. Yani 100 milyar lirası garantidedir vatandaşın. Bir bankada açtığınız hesap kişi başı 100 milyar lirayla, 100 bin lirayla özür dilerim garanti kapsamında 100 bin lirayı aşan tutarda paranızı alamazsınız, tasfiyeye gider. 2001'de şöyleydi sistem. Fon garanti, tasarruf mevduat sigorta fonu tamamını kapsıyordu. Kaldırdılar onu. Vatandaşa şunu söylüyor, bankanı seç. Git sen en güçlü bankaya mevduatını yatır, en güçlü bankayla çalış ve en güçlü bankadan almaya çalış kredini. Bu önemli bir gösterge. Tabii garanti al diyor. Yani dünyada da böyledir. Hepsini. Ama biz yıllarca ne yaptık? Sistemi. Ya biz size öderiz, korkmayın. Batarsa da batar devlet. Çünkü vatandaşın o bankadan çıkışını denetlemek lazım. Vatandaş bankaya küserse, sisteme küserse çok tehlikeli boyuta gelir ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. Onun için bu sektöre çok önem veriyorlar. Bu benim de gözlemlediğim bir olay. Yani burada olması gereken mi? Evet, doğru. Bankacılık sektörü, finans sektörü denetlenmeli. Bunun içine sigorta sektörü de var. Hepsini denetleyecekler. Finans ve bankacılığın bu pakette diğer başlıklardan daha fazla ön plana çıkması ile ilgili şöyle de bir eleştiri var hocam, onu da size sorayım. İnsanlarımızı, halkımızı bankalara muhtaç etme, bankalara yönlendirme ve paradan para kazanmaya biraz sanki devlet odaklanmış bir görüntü de var şu anda. O bitmeyen bir süreç zaten. Evet, yani. Görüntü değil, o bitmeyen yani bir süreç. Üretimden ziyade evet. Paradan para kazanma. Şimdi siz faizleri yukarı çekerseniz, faizlerden rant sağlamaya çalışırsınız, üretim yapmaz. Getirir parasını bankaya koyar. O hazır. Ben ayda 1000 lira faiz alayım der. Onunla geçinir. 1000 lira da emekli maaşım yani var der. Bu da bir sıkıntı. Sıkıntı tabii. Yani üreten kesimi hazır yiyen kesimi haline getirsin. Biz bunları 80'lerde, 90'larda, 2001'lerde hep yaşadık. Bu dönemde de bazı şeylerde yaşadık. Yani siz mevduat faizlerini yukarı çektiniz. Bana %50 faiz verin. Zaten faizi seven kesim oraya gidiyor. Ben zaten yatırım yapmayayım. Ne gerek var diyor. Evet. Yani 300-500 bin lira gidip bir şirkete yatırım yapar, bir iş yapacaksam hiç gerek yok. Ayda 2000 lira, 1000 lira, 1500 lira para alayım. Aynen kira geliri gibi. Param da artsın, orada duruyor. Enflasyondan da zedelenmesin. Hatta bunu dövize yatayım. Bakın dövizde de şunu yaptılar bankacılık sistemi. Stopajları yükselttiler. Dövize çok yatırım olduğu için stopajları yükselttiler. Yani %20'ye çıkardılar stopajı. Döviz mevduatta, vadeli mevduatta. Ve bu şunu yapar vatandaş. Der ki hazır ben gideyim oradayım. Tabii ki sistem oraya yöneliyor. Zaten en tehlikeli sistem. Üretimden kaçarsınız o zaman. Üretimi. Yani normal insana gidin sorun bugün halka. Ya 500 bin lira param var. Yani faize duyarlı değilse zaten direkt gidiyor. Faize duyarlı insanlar da nereye gidiyor? Katılım bankalarına gidiyorlar. Onlar da katılım bankaları da katılım payıyla. Orası ayrı bir sistem olarak İslami bankacılıkta. Oralara doğru dönüyorlar.
Ticarete dönende aldatmaca çok. Ben paramı ticarete koyarsam, bakın şeyler hep oralardan çıktı. Bu abuk subuk bilmem ne banklar, çiftlik banklar bilmem ne hep o sistemden çıktı. İnsanlar ben faize duyarlıyım, kaçayım. Burada bir sistem üretilmiş, ona doğru gideyim, paramı oraya yatırayım, oradan rant elde edeyim. E niye inşaat alır, niye gayrimenkul alır insanlar? Faizden kaçan, niye altın alır, niye döviz alır? İşte bunlar hep sistemden kaçma. Ama bunu da güvenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Neyle yapacaksınız? Bankacılık sistemiyle. Kiralık kasasından mevduatına kadar. E bankacılık sistemini de güçlü tutmanız gerekiyor ayrıca. Ha ona yönelten sistem şudur. Sorunuzun karşılığında şunu söyleyeceğim. Oranları çok iyi gözden geçirmeniz lazım. Yani mevduata yüksek faiz verdiğiniz anda kredi yükseliyor. Maliyetler yükselince sizin esnafa ve sanayi kesimine vereceğiniz kredi miktarı yükselince üfe yükseliyor. Maliyetler yükseliyor. Dolayısıyla enflasyonda mal satışı problemli hale geliyor. Kıdem tazminatı ve emeklilik reformunu soracağım ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Biz bir araya girelim. Evet. Çok önemli bir bölüm orası. Orada aranın ardından başlıklarımız var. Onları konuşalım. Onları konuşalım. Evet değerli izleyenler şimdi kısa bir ara. Evet değerli izleyenler aranın ardından beraberiz. Hocam en son finans ve bankacılık sektörünü yorumlamıştınız. Şimdi başlıklardan bir tanesi de kıdem tazminatı ve emeklilik reformu. Bireysel emeklilikle ilgili yeni bir düzenlemeden bahsediliyor. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Yani Türkiye'nin karın ağrılarından biri kıdem tazminatı fonu. Orada bireysel emeklilikle başlayan bir sistem buralara doğru yürüdü. Yani taslakların tümüne bakın. Burada çok tartışmalar var. Özellikle paketin detaylarına indiğinizde önümüzdeki dönem üzerinde en çok çalışılacak olan konu kıdem tazminat sisteminin bireysel hesabına, birey hesabına dayalı kıdem tazminat sistemine döndürülmesi var. Şimdi burada yani her bir çalışanın aynen bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi bir hesabın olacağı söyleniyor. Ve bu hesaba her ay işveren ve muhtemel devlet katkısının verileceği söylendi. Bu önemli bir gösterge. Çünkü en büyük sıkıntı kıdem tazminatıdır. Yani ben çalışıyorum, hakkımı alamıyorum. İşten çıkıyorum, emekli oluyorum. Yeterli parayı alamıyorum. Prim kesintisi şeklinde bu kesintinin bir hesapta biriktirileceği bir sistem kuruluyor. Bu sistem önemli. Muhtemelen bu hesaplarda devletin kontrol ve gözetiminde olacak. Aynen BES gibi. Şeffaf yapıda bireysel emeklilik şirketlerinde de işletebilecek. Bu önemli bir fon. Bunu aldığınız zaman bunu rant edici ve sistemin içinde başka yerlerde kullanan bir para olarak kocaman bir rakam çıkacak ortaya. Mevcut sisteme bakın. Kıdem tazminatı ilişkin kanun düzenleme esas olarak şunu söylüyor. Yani bir işçi hizmet aktiyle çalışan bir kişi iş yerinde bir yılı tamamlamışsa hepimizin bildiği kıdem tazminatına hak kazanmış, kazanmak ilk koşulu yerine getirmiş oluyor. Şimdi burada bir yıl çalışmadan kıdem tazminatı alamazsınız eski yasada. Diğer koşullarda da işçi işveren arasındaki iş akdine göre iş ilişkisinin sonlandırmasına ilişkin maddelerle bu destekleniyor. Ayrıca işçinin askere gitmesi, emekli olması, evlenmesi gibi durumlarda da kıdem tazminat hakkı çalışan için doğuyor. Fondaki birikim, burası çok önemli. Yani burada fona bir para biriktireceksiniz. Kıdem tazminatını hak kazandığınız zaman o fondan ödeme yapılacak. Aynen BES gibi. Önemli kaç yıl süreyle bireysel fonda biriken paraya dokunulmayacağı, buna devlet ne kadar dokunmayacak ve işçi ne kadar alamayacak. Daha önce bu süre konusunda bakanlıklar çok çalıştılar. 5-10 yıl, 15 yıl dokunmayalım bu fona durmuşlardı. Yani düzenleme kritik noktalarından da biri olacak. Bunu düzenleyecekler. Burada önemli olan hak kaybının olmaması. Çünkü hepimiz çalışan insanlar şuna bakıyorlar. Ben işçi işveren devlet üçlüsüyle girdiğim zaman işçi örgütlerinin temel isteği mevcut haklardan geriye gidiş olmaması. Yani mevcut hakları zedelemeyeceksiniz kıdem tazminatları ilgili. Önemli itiraz da şu, 30 gün esasına göre işleyen sistem bu süreyi koruyalım mı korumayalım mı? 30 günlük sistem var. Mevcut uygulamada prim hesabına döndürürsek ne kadar yürür? İşte burada devletin yapacağı düzenlemeler olacak. Ha mevcut çalışanlar ne olacak? Aynen erken emeklilik yasası gibi acaba mevcut çalışanlara dokunulacak mı? Orada yeni düzenleme onları kapsayacak mı dediğiniz zaman yorum şöyle, mevcut çalışanlar için isteğe bağlı bir uygulama olabilir. Ancak ilk kez işe girenler ve işini değiştirenler yeni sisteme tabi olacaklar bu kıdem tazminatı fonunda. Tartışmanın çıktığı nokta şu, niçin reformlara konu başlık olarak ortaya çıkıyor? Evet, bu soruların cevabını özellikle vermeye çalışayım. Çalışma hayatına girip yıllarını veren işçilerin hep sıkıntısıdır. Yani önemli bir bölümü
kıdem tazminatı hakkına kavuşamıyorlar. Çünkü ben giriyorum hakkımı alamıyorum. Bu durumda yani her 10 çalışandan sadece bir tane, iki tanesi alıyorsa orada sorun var demektir. Bunu onun için dokundular. Bu hayata çok geçirilemedi. Kıdem tazminatı 1936'larda falan gelmiş bu ülkeye, uygulamaya girmiş. 71'de de bazı değişikliklere uğramış 1475 sayılı yasayla. Bunu organize edecek ki bir sonuca ulaştırsın. Burada tabii aynen BES gibi şirketlere gelen bir yükümlülük olacak burada. Şirketler de bir yükümlülüğe girecekler, ödemeye girecekler. Kıdem tazminatı bu paketin en önemli taraflarından biri bana sorarsanız. Evet. Bazı tabii şeyler çok önemli, bakıyorum yasada neler var, zaten sorularınızda vardı tahmin ediyorum onları. Evet. BES'in yeniden yapılandırılması bununla ilgili, çünkü bireysel emeklilik sisteminde de ciddi paralar birikiyor özellikle. Tüm paydaşlar buraya katılacak mı? Evet, işçi, işveren, devlet hepsi katılması lazım. 2020'de planladılar bunu, Sayın Bakan da onu söyledi. Yani bu 100 milyar lira burada para birikti fonda. Fon biriktirmesi 5 yıl içinde milli gelirin %10'unu aşan toplam fon büyüğüne ulaşma, fon büyüklüğüne ulaşması da planlanıyor. Yani milli gelirin %10'u demek işte neredeyse işte 900 milyara yakın milli gelir varsa 90-100 milyar lira civarında bir fon birikimi, önemli bir fon birikimidir. Evet. Güçlü kılar sizi. Vatandaşın tabii burada mağdur edilmemesi gerekir çalışanların. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi var. Evet, isteğe bağlı da var. İstediği kadar çıkabiliyor, istediği zaman giremiyor. Kıdem tazminatı reformu hayata geçireceğiz diyor bakan. Bekliyoruz biz de ne tür değişiklikler yapılacağını. Tabii bu arada sendikaların itirazları olacak, işverenin itirazları olacak. Sadece ben çıkardım yaptım ne olmayacak bu. Görüşülüyor, bir taslak olarak hazırlandı. 5 yılda bu sisteme nasıl adapte edilir önümüzdeki dönemlerde 2023'lere kadar? Kademe kademe gidecek. İçinde tabii sigortacılık sektörü ve bankacılık sektörü de var kıdem tazminatının bir yerlerde birikilmesi. Büyük evet. paralar çünkü bunlar. Bu paraları özellikle... Yani orada birikecek olan paraların kullanılması var tabii. Evet. Yani onun sigorta kapsamında nelerde duracak, onlara dokunmayacağız diyor. Dokunursanız zaten geri ödeme yapamazsınız, sıkıntı olur. BES ve bireysel emeklilik sistemi dediğimiz BES ve kıdem tazminatı fonu önemli bir fon. Bununla ilgili düzenlemeleri bekliyoruz. Piyasa buna endekslenmiş vaziyette. Evet hocam. Evet. Bu başlığı da bitirdikten sonra en önemli başlıklardan, yine hepsi önemli ama özellikle üretimle direkt alakalı olduğu için tarımda milli birlik projesi. Evet, yani tarım konusuna önem verdiler. Evet, yani seracılık ağaçı kurulacağını söylüyor. Evet, seracılık ağaçı kurulacağını söylüyor. Örtü altı üretimin artırılması. Biz hep bu programlarda hep konuştuk onu. Yani kaç programdır gıda fiyatları ve sebze meyve fiyatları ile ilgili. Fasulyenin, evet. nohutun. Bizi direkt ilgilendiren. Meşhur bizim evet. sirvi biberimiz var ya, Charleston biberin enflasyonu etkisi. Aha. Onları konuşuyoruz. Bunlar geldiği zaman o zaman buna bir tedbir almanız gerekiyor. Aha. Yani Sayın Ruhsar Pekcan hep açıkladı. Halyasız değil. Evet, halyasız. Gerçekten halyasız. Yani o da duruyor hala. Bir... Duruyor hala, geliyor da yani yapıldıklarına eminim, bir şeyler yapıyor. Evet. Çünkü Sayın Bakan'ın o çalışmalarını ben izliyorum. Takip ediyorum sürekli beyanatları. Halyasısıyla ilgili ciddi bir şeyler yapacaklar. Çünkü devletin çok etkin olması lazım. Patates, soğan fiyatı yine tartışma konumuzu geçen hafta. Soğanda nereye gideceğiz? Dün bir beyanat var. 1 lira inecek soğan diyor. Soğan hasatı başlıyor. Soğanın fiyatı 1 lira olacak diyor. Buyurun dedim ben de. Pazarcılar orada, siz de burada. Soğanın fiyatını bekliyorum. Ama bu arada soğan ithalatına izin verildi. Soğan da ithal ediliyor. Patates de ithal ediliyor. Hatta 20 Nisan'a kadar da ithalat müsaadesi gümrüksüz patatesin, uzattılar onu. Tabii tanzim satışları beslemeniz lazım. Evet. Tanzim satışlar ne kadar devam edecek tabii onu da bilemiyorum. Şimdi tanzim satışlar, belediyeler, büyük belediyeler el değiştirdi. Yapacaklar mı, yapamayacaklar mı? Sorun Anadolu'da değil. Anadolu gıdasını hallediyor. Kendi ekiyor, kendi büyük içiyor. Şehirlerde. Büyük şehirlerde problem. Büyük şehirlerde nakliye, navlun, lojistik sorunları var. Bugün benzine yaptığınız, mazota yaptığınız, yine Eşel Mobil'e geçtiler orada. Çünkü evet. zamlar geldi. Baktılar gene vatandaş rahatsız oluyor. Eşel Mobil sistemine pompaya yansıtmadan içeride ÖTV düzenlemesiyle benzin. Petrolün bu haftaki varil fiyatı 72 dolar. 60'lardan 72'ye geldi. Gene yüksek. Gene yakıt fiyatları artacak. Tabii bu arada yani özellikle ben hep şeyi söylüyorum. Yani tarımda yapacağınız şeyin çok etkili olması lazım. Bir şeyleri de bozmayacaksınız yapı. Sayın Bakan diyor ki sera ağaçı kuracağım. Buyurun. Geçen hafta
Siz ona ilişkin bir soruyu konuşmuştuk sizinle geçenlerde. Hocam devlet girse olmaz mı? E giriyor işte, devlet sera şeyi kuracak. Ha bunu yaptığınız zaman diğer üreticileri de bozmayacaksınız. Bozarsanız olmaz. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaptı. Ha ne kadar kaynak aktardılar, ne kadar kaynak üretiyorlar bilmiyorum. Bu kentlerin peyzajda yapılandırılması, yani kentin yeşile boğulması, çiçeklendirilmesi, lale ekilmesi. İstanbul'da birçok köye tarım konusunda destek vererek belediye, evet biz ithal etmeyelim, burada üretelim dediklerim, güzel bir kaynak aktardılar. Ama ne kadar bedel dönüyor bilemiyorum. Hangi fiyatlamalarla yapılıyor onu bilemeyiz. Oradaki belediye teşkilatları yapıyor bunu. Benzeri o, yapıyorlar. Bence doğru bir şeydir. Yani kendi ithal etmeyin. Hollanda'dan lale fidanı alıyorsanız almayın. Burada üretirseniz onu köylüye, ben bildiğim Silivri köyleri, Şile köyleri, oralarda çiçek üretim merkezleri haline getirildi. Şimdi Sera Aşe de burada. Yani taze meyve ve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla dedi Sayın Bakan. İşte dengeleyici unsur dediğiniz zaman tarım kredi kooperatifi aracılığıyla kuracağım dedi Sera Aşe'yi. Özellikle 2019'un ilk etapta 2000 hektar teknolojik sera inşaat edilecek. Şimdi önemli bir şey. Yani 2000 hektar toplamda siz sera inşa ediyorsanız, orta vadede 5000 hektarı konuşuyorsanız, bir özellikle uzun vadede örtü altı sebze üretiminin %25'ini karşılıyor. Çok önemli bir rakam. %4'te birini karşıladığınız anda fiyatları dengelersiniz. Ha hangi fiyatla gireceksiniz? Devlet tohumda ne kadar olacak? Bunları bekliyoruz. Peşinden şey getirdi, sadece tarım değil, hayvancılık getirdi. Hal yasasıyla hayvancılık. Ona çok önem verdim. Hayvancılık alanında adımları 47 milyon küçükbaş hayvan varlığının 4 yıl içinde, önemli bir rakam, 100 milyona çıkaracağını söylüyor. Demek ki küçükbaş hayvancılığı destekleyecekler. Amaç o, amaç hedefe doğru yöneltecek. Yani ben koyun kuzu yetiştirmesini çok daha fazlalaştıracağım. Hatta ihracatçı konumuna geleceğim diyorsa, yapılması gerekiyorsa bunu köylüyle beraber yapması gerekiyor. Hal yasası kapsamında özellikle kooperatiflerin haller içindeki payının arttırılması önemseniyor hal yasasında. Toplam para kendi lojistik alanlarında daha rekabetçi bir yapının oluşturulması sağlanacak dedi. Özellikle de ona baktım. Yani bu beklediğim benim bir yasa. Çünkü insanları pazarda şikayet ettirmeyeceğiz. Ha, şu ara fiyatlar enflasyonu nedeniyle yüksek gelebilir. Neden? Yine mevsimsel hareketler var. Aşırı seller başladı karların erimesiyle. Yağmurlar geliyor, Nisan yağmurları. Karlarla birleşince sel yaratıyor, bozuyor alanları. İki, turfan da geldi. Turfandanın fiyatları her zaman yüksek olur. Gerçi turfandacılık kalktı sayıyorum. Çünkü her şeyi her mevsim yetiştirebiliyorlar. Ama bazı ağaç türü ürünlerde, örneğin kirazın kilosunu 250 liraya satabiliyor. İlk hasatta alabiliyor bunu. Bunlar fiyatları etkileyecektir. Ama sera aşe önemli bir atırım. İyi yönetilmesi gerekiyor. Her şeyde söylediğimiz gibi disiplinli. Yani devlet yönettiği zaman devlet disipliniyle yönetilmesi gerekir. Tasarrufa ve yatırıma önem verilmesi gerekir. Hocam bir başka başlık olan turizm başlığına da bir bakalım. Evet, orası şimdi, önemli. Turizmle ilgili de bir master planı var. Evet. Türkiye olarak aslında 4 mevsim turist ağırlayan bir ülkeyiz ama evet, özellikle yaz aylarında bu biraz daha artıyor. Bayağı bir kısmı yazın özellikle. Şimdi planda şöyle bir hedef var. 4 yıl içerisinde 70 milyon turist hedefi var. Evet. Ve 70 milyar dolar. Evet. Şu anki durumun neredeyse 2 katı. 2 katı da. Biz 30 milyar dolar civarında turizm geliri elde ettik. Genelde de son 2-3 yıldır elde ettiğimiz turizm geliri Orta Doğu'da. Arap ülkelerinden, İran, Irak, Irak tarafına, Kuzey Suriye tarafından turist olarak geliyorlar. Ona çok iyi tetikleyici bir etki olan sağlık turizmi var. Sağlık turizmi çok önemseniyor. Estetik turizmi, diğer ameliyatlar ve sağlık hastanelerimiz özellikle Orta Doğu'ya çok iyi hizmet veren pozisyona geldiler. 70 milyar önemli bir hedef. Yapılır mı? Yapılır. Ama Avrupalı turist yok bizde. Avrupalı turist zaten harcamıyor. Orta Doğu turist harcıyor biraz. Avrupalı turist geliyor. Çok bilinçli tüketim yapıyor. Geliyor, geziyor ve gidiyor. Neredeyse %10'a düşmüş durumda. İki tane önemli hedeflediği ülke var. Bir tanesi Rusya ve Çin. Çin'e çok önemli ataklar yapıyorlar. Yani Çinlinin Türkiye'ye gelmesi, turist olması konusunda daha hareketlenmedi Çin o konuda. Ama Rusya artık iyi ilişkiler devam ediyor. Evet. İnşallah devam edecektir. Rus turist sayısında ciddi bir artış var. Rus ve Arap turizmi oluşturacaklar. Özellikle İstanbul'da ve büyük kentlerde Nevruz döneminde boş oda yoktu otellerde. Bu giderek artış sağlayacak bir hedef olarak geldi karşımıza. Özellikle dövizlerdeki bu yüksek
seyreden döviz tabii ki. Durumu da tabii ki. Turistlerin gelmesine... Cazip yani gibi. Siz işte 6 lirayla çarparsanız paranızı, evet. dolara koyarsanız 6 tane fazla alışveriş etmiş oluyorsunuz. Biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman alışveriş yapamıyoruz 7 ile çarptığımız zaman. Çok kötü gol yiyoruz orada. Onlar geliyor buraya ellerinde döviz varsa para birimiyle burada harcama yaparken. Özellikle tekstil konusunda ciddi bir hareket var. Tekstil ürünleri satıyor. Hatta ev eşyası büyük oranda da satılabiliyor. Orta Doğu turist harcama yapıyor açıkçası. Çok önemli bir harcamayı da şeyde yapıyorlar. Hatta benim çok iyi gözlemlediğim bir noktaya da şey oldu. Tatlı, lokum, baklava konusunda ciddi harcamaları var. Gıda konusunda. Kapalı Çarşı altın satardı. Büyük oranda İstanbul Kapalı Çarşı lokumcu oldu. Bunlar sektör değiştiriyor. Dinamizmdir, etkisi vardır. Harcama kalemlerine önemli bir şekilde dokunur. 70 milyar dolar bacasız sanayidir. 70 milyar dolar içeri alabiliyorsanız ihracat rakamı son önümüzdeki 4 yılda önemli bir hedefleme yapılmıştı. Master planı yapacak arkadaş da çok önemli bir arkadaş. Bakan Mehmet Bey bu konunun duayenidir zaten. Umarım ki o hedeflerini gerçekleştirirler. Yani aslında Türkiye'nin turizm cenneti olduğu kesinlikle, gerçek. Yani kesinlikle, her bölgesi kesinlikle. Turist çekebilecek. Kesinlikle. Hem tarihi hem doğal güzelliklere yani, sahip. Üç tarafında deniz var. Yani şeyi tarihi, işte biz var. İç turizmi de canlandırmamız evet. lazım. O da dış turizm önemli. İhracat girdisi sağlıyor. Evet. Yerli yani, turist. Yerli turisti de gezdirmeniz gerekiyor. Evet. Yani ben hep soruyorum. Diyarbakır'daki Malabadi Köprüsü'nü kaç kişi biliyor? İşte bakın şeye Kars'a doğru geçenlerde gitmiştim. Tren dolu. Doğu İnsanlar Ekspresi. Doğu Ekspresi'nden. Yani bunları yaptığınız zaman insanlara gelin ben ülkemin belirli yerlerini gezdireyim dediğiniz zaman bunun tetikleme etkisi de sosyal medya ve diğer organlardır. Yani Türk insanı da sosyal medyayı iyi kullanıyor. Avrupalı da bunları görüyor. Allah'a şükür şu aralar çok büyük sıkıntı, terör merör yok ama algı kötü. Algı çok kötü. Yani işte bombalar patlar falan filan. Tabii bunu tetikleyen ülkeler de var. Yani örneğin komşu ülkeler diyor ki bana gelin. Oraya gitmeyin. Orası sıkıntılı diyorlar. Havaalanında Atatürk Havaalanı'nda birkaç yıl evvel patlayan bomba Suudların ölümüne sebep olduğundan bir iki yıl Suudlu gelmedi bu ülkeye. Yani. Gelmediler. Yani turizme inmediler. Bunlar para harcayan kesimlerdir. Burayı dikkatle hareket ettirmek lazım. Yani turizm benim çok önem verdim. Yatak kapasiteniz artıyor. Arttırabilirsiniz. Kıyılarımız çok güzel. Yani deniz turizmi uygun. Harekete getirebilmeniz lazım. Çok konuşulan fakat yani bir türlü yapılamayan bir düzenleme vergi düzenlemesi. Evet. Bu reform paketinde de var. Yeni vergi mimarisi diye bir başlık altında. Var. Çok kazanandan çok az kazanandan az. Güzel bir slogan. Vallahi bu yaşıma geldim hep söylenen şey bu. Evet. Yani bütün politikacılar ben vergi reformu yapacağım dediler. Yaptılar da ne yaptılar? Hep biz zarar gördük. Yani alt kesimde vatandaşa vergi reformunu az kazanandan az, çok kazanandan kazanan böyle lafla kalmayacak. Çok kazanan tamam evet büyük iş büyük para kazanandan vergi alacaksın. Gayet doğaldır. Sen bu ülke toprakları üzerinde bir iş yapıyorsan, burada para kazanıyorsan evet dükkan benim. Ülke benim. Ben buradan alırım parayı dersiniz. Şimdi onu açıkladılar. Yeni vergi mimarisi oluşturacağım diyor. Ha, bu mimariyi oluşturduğunuz zaman o zaman sistemi tabana doğru yayarsınız. Yani gelir vergisinden bugün %35, %38 vergi alıyorsanız adamın çalıştığının yarı maaşını şeyini alıyorsunuz. Hazır kaynakta tevkifat yapıyorsunuz. Artı onunla bitmiyor. Gelirini alan bir kişinin dolaylı vergi ödemesi var bu ülkede. Gidiyorsunuz ekmekten suya kadar her türlü KDV dahil diğer vergileri de ödüyorsunuz. Toplam vergi var üzerinizde vergi yükü. Taşıt alıyorsunuz büyük vergiler. Ulaşıma gidiyorsunuz her şeyde vergi var. O zaman şunu yapacaksınız yani istisna ve muafiyetleri azaltmanız lazım. Hangi nereden azaltacaksınız? İşte burada dokunduğunuz yerler çok önemli. Bir taraftan ben vergi alacağım dediğiniz zaman bütün dokuyu bozabilirsiniz. Örneğin geçen haftaki programda da söyledim yani bugün iş yerlerine evet iş yapın girişim yapın. Biz sizi destekleyecek diyorsunuz. Hala stopajlarla adamları uğraştırıyoruz biz. Yani %20 stopaj almayın kardeşim şeyden. Kira gelirlerinden. Esnafın kira gelirlerinde biraz rahatlama sağlayın. Yani ben bütün arkadaşlar da ekonomistler. Ya şu stopajları indirin. Sıkıntı yaratıyor bunlar. Alın. Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Çok kazandığı zaman ona dönün. Kurumlar vergisinde belirli bir barem. O baremin yukarıya çıkın. %22. 2 puan arttırdık kurumlar vergisi. Yordu şirketleri. Ama bunu kademeli olarak cirolara göre ve karlılıklara göre yapmanız gerekiyor. İşte burada gelire göre artan vergilendirme daha etkin hale getirilecek lafının altını çizdim ben.
Ha benim gelirim yüksekse vergilendirmeyi ona göre yap. Bana ona göre. Beyannameyi yaygınlaştır. Gelir artışlarını kontrol et. Kayıt dışı ekonomiyi kaldır. Hala %55-60'tan kayıt dışı ekonomi bahsediyorsanız siz vergi adaletli alınmıyor demektir. Devletin vergi gelirlerini çok uygun bir şekilde tesis edip alması lazım. Gıda reformu gibidir. Aynı şekilde. Bunları her türlü konuda yapmamız gerekiyor. Bekliyoruz. Açıklamayla kalmayacak. Ekrana çıkıp konuşmayla olmayacak. İcraat bekleyecek insanlar gelecek. Kademe kademe vergiler gelecek ama yoğurmayacak. Bakın geçenlerde hiç kimsenin haberi olmadan insanları yoran bir sistem devreye girmiş. Kimsenin haberi yok. Televizyon ekranlarında var bağırdı insanlar. Geçen haftadan bu yana bağırıyorlar. İstanbul'da birinci köprüden geçen ticari araçların, yani ticari nitelikli olsun olmasın, üstü kabin kapalı araçlardan ciddi cezalar araç fiyatlarını aşan vergi gelmiş onlara. O insanların o zaman bir çözümünü bulmanız lazım. Yayınlamanız gerekiyor falan tarihten itibaren. Hiçbir ekranda hiçbir şey yok. Hiçbir basında yok. Siz buradan vergi almaya çalışıyorsanız ciddi bir şekilde esnafını, ki çoğu esnaf kullanıyor araçları, birinci köprüden geçerse ya 70-80 bin lira cezalar gelmiş insanlar. Arabanın bedeli o kadar değil. Bunları işte yormadan sistem içinde almanız gerekiyor. Biz konuşuyoruz. Birileri duyması lazım. Düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu tip vergiler çok var. Yorucu vergilerdir bunlar. Yani vatandaşın üzerinde o yorucu vergileri kaldırın. Vergi reformu sağlayın. Dünyanın her tarafında var. Yani bugün kurumlar vergisi sabit salt %2 ile gitmez, %22 ile gitmez. Kademeli yaparsınız. Kademeli bir şekilde geçiş yaparsınız. Büyük kurumlardan. Bir sürü istisna ve teşvik verirseniz vergi toplayamazsınız. Geçen hafta da söyledim. Ya tarıma teşvik veriyorsunuz. Bakın vergidir. Çok ciddi bir şeydir. Vanlı bir iş adamı, yine söylüyorum burada. Ben icarcılık yapıyorum. Kiralama yapıyorum. Üretimi o yapıyor. Üretimi o yapıyor. Teşviği o alıyor. Üretimi ben yapıyorum. Kiralayan kişi teşviği alıyor. Bunu söylediğiniz zaman o zaman bir anlamı kalmıyor işte. O zaman o kiracıya da teşvik sistemi yaratıcı bir şeyler koymanız lazım. Yani bunların çok iyi denetlenmesi lazım. Realist bir şekilde değerleme. Her türlü şeyi verebilirsiniz. Sosyal devlet olabilirsiniz ama kime ne verdiğiniz çok önemli. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu da denetleyici kurumlar kimdir? Devletin elemanlarıdır. Elemanlar doğru çalışacak. Ya sosyal yardım veriyorsunuz, şehit maaşı veriyorsunuz. Eleştiriyorum. Yani sosyal yardımı neye göre, hangi kritere göre veriyorsunuz? Çok fazla verelim, evet doğru, insanımıza yardım edelim. Ancak adil dağıtalım. Birileri eleştirmesin bizi. Ya sırt üstü yapıp yatıp da teşvik alan insanlar varsa bu ülkede, o zaman vergi adil toplanmıyor, benim kazançlarım da doğru dağıtılmıyor demektir. Tartışmaları görüyorsunuz. Ve netice itibariyle doğru dağıtılmadığında sıkıntısını yaşıyoruz. Sıkıntısını yaşıyoruz. Üretim yok ortada. O zaman doğru dağıtılmayınca üretici diyor ki ben bu vergilerle iş yapmam arkadaşım. Ben kirayla stopaj ödemem, açmam dükkanımı. Bankada faiz var, giderim oraya yatırırım. Giderim altın alırım, giderim dolar alırım. Ne oluyor? 80 milyonu, 60 milyonu hazır yatan bir kesimse sırt üstü. Ondan sonra ben ithalat yapıyorum. Benim mahammadem yetmiyor. Ben mal bulamıyorum demeye başlıyoruz. Siz hazır yatan bir kesim haline getirirseniz ülkenin fertlerini, ki biz bunları çok yaşadık, o zaman ithal etmek zorunda kalırsınız. Evet. Ham madde üretmezsiniz, makine üretmezsiniz, gerek yok bunlara dersin. Şeyi destekleyeceksiniz vergi sisteminde. Sanayici, üreticiyi, küçük esnafı, inovasyonu. Hep konuştuk bunları. Evet, bunları desteklersek bir yere çok gideriz. Çok vaktimiz yok. Birkaç başlığımız var. Onları da soralım size hocam. Ulusal Veri Merkezi kurulacağını açıkladı bakan. Bu nedir hocam? Ulusal Veri Merkezi önemli. Bugün artık sistem, teknolojik sisteme doğru döndü. Ve şurada bunu yapıyorsunuz. Yani verileri nasıl kontrol edeceğim ben? Veri bolluğu var. Aşırı veri var. Korkunç veriler var. Özel bankalarda Türkiye Bankalar Birliği ile koordinasyonunu BDDK ile beraber 2018 yılı karlarının dağıtılmaması, buna benzer adımlar içeren stratejinin devamlılığını sağlayacağız dediği zaman mali sistemin, burada gene finans sektörüyle gözetim ve denetimin güçlendirilmesi, veriye dayalı iktisadi politikalar üretilmesi. Şimdi veri yönetimi en önemli şey İbrahim Bey. Veriyi iyi yönetebilirseniz, iyi veri temin ederseniz, o verilerin çıktılarıyla hareket ederseniz hata yapma oranınız düşüyor. Yani şuradan geçen adamların sayısını çok iyi denetlediğinizde, buradan geçen kaç kişinin cinsiyetini, yaşını, alışveriş noktalarını, o veriyi çok iyi denetlediğinizde müthiş bir pazar alanı yaratıyorsunuz. O verilerle yönettiğinizde tasarım yapıyorsunuz ileriye dönük. Bugün dünyanın her tarafında yapılan, yani 60'lardan 40'lardan beri yapılıyor. 90'larda biz bilgisayar kullanmaya başladığımız zaman ne olacak bunlar dediğimizde veri üretmiyordu. Bugün veri üretiyor. Bugün cep telefonlarınız dolaştığınız anda veri getiriyor size.
O veri üretim merkezi ulusal hale gelecek. Yani bu merkez risk potansiyelleri etkili analiz edilmesini sağlayacak. Nerelerde risk var? Hangi noktalarda risk? Bankacılık sektörü olsun, diğerlerinde olsun. Bugün hayvancılık sektöründe de veri analizi. Ulusal merkeze koyduğunuz anda onu, veriyi kontrol edebilen sistem elinizde olur. Yabancılara bırakmazsınız onu. Kendiniz kontrol edersiniz. Kendi sisteminize göre o verileri denetleyip sonuç çıkarırsınız. Çünkü veriden sonuç çıkardığınız zaman doğru netice geliyor. Ben çok gördüm meslek hayatımda. Ya bunun alıp da hangi veriyle nereye hareket edeceğinizi önünüze koyduğunuz zaman matematik size yalan söylemiyor. İstatistik bilim dalı önemli bir bilim dalıdır. İstatistikten sonuç çıkarıyorlar. Bir ürün tasarlıyorlar. Onun satışına acaba dönelim mi dönmeyelim mi tartışmaları geliyor. Bazıları üretimden vazgeçiyor. Verilerle hareket etmeniz lazım. Veri bugün çağımızın önümüzdeki 100 yılın, 1000 yılların önümüzdeki biz görmeyeceğiz. Bu dünya ahiret sonlanmadıkça yani kıyamet kopmadıkça bu verilerle yönetecek dünya artık. Türkiye'de veri ulusal hale getirilmesi gerekiyor. Ben buna önem veriyorum. Veriyi çok iyi denetlemeniz gerekiyor. Yabancı kuruluşları denetlenebilirsiniz. Hatırlıyorsunuz. O da bir veri analiziydi. Bir ara bir bu ülkede ilik nakliyle ilgili kan toplandı biliyorsunuz. Evet. O verilerimiz hepsi gitti dışarıya. Siz ulusal veri sistemine sahip olmanız lazım. Halkınızın o sistemin içinde nelerle hareket ettiğini o verilerle tabii bunun güvenliği de çok önemli. Asıl önemli olan o. Yani özellikle ulusal veri, ulusal kelimesini kullanması güvenlikli olmalı. Evet. Kendi yazılımınız olacak. Kendiniz üreteceksiniz o yazılımı. O bilgileri oraya kendiniz kaydedeceksiniz. Bugün E-Devlet'te bazı verilerin sistemde çalındığı da söylendi biliyorsunuz. Evet. İçerideki bazı yanlış insanların o verileri dışarıya verdiğini söylediler. Vatandaşlık bilgileri gibi. Hocam süremiz bitti. İsterseniz çok kısa değineceğim. Bir tanesi de var. Enerji Girişim ve Sermaye Fonu Gayrimenkul Fonu kurulması var. Evet. O da önemli. Enerjiyle ilgili bir fon kuracaklar. Orada da sorunlu krediler noktasında da bir çözüm sağlayacaklar. Bunun için Enerji Girişim Sermaye Fonu'nu iyi denetleyebilirlerse o fon yönetiminde bir iyi bir netice alınacak. Teşekkür ediyorum sorularınız için. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta da Sinan hocamla birlikte ekonomiyi sizler için değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.